Birkaç gün sonra Haydar ailesini aldı İstanbul'a gitti. Tayfur da oğluyla çekti gitti Urfa'dan. Ara sıra haberini alırdı Urfa'da. Filanca diyardan falanca diyara geçti derlerdi. Sonra izini kaybettik. Haydar İstanbul'da yerleşti, fabrikasını kurdu, işini genişletti, büyüttü. Aradan yıllar su gibi aktı geçti. Ve geldik bugünlere. Tayfur Ağa sizlere ömür. Ama maşallah oğlu Ökkeş tıpkı babasının bir kopyası. Aslan gibi yetişti. Ve babasının yerini aldı. Bugünlerde de İstanbul'a yolu düştü. Tabii babasının eski can yoldaşı Haydar amcasına uğramadan edemezdi. Aksilik bu ya, tam bu sıralarda da Haydar amcasının başı tam manasıyla dertteydi. Fabrikasının ham madde deposu 4. defa soyulmuş ve kundaklanarak yakılmıştı. Düşmanları Haydar Bey'i iflas uçurumuna yuvarlamaya çalışıyorlardı. Ökkeş bütün bunlardan habersiz Haydar amcasını ziyarete gitmekteydi. Artık biz burada müsaadenizle anlatmayı bırakıp aradan çekinelim de biraz da siz kendiniz seyredin. Vay gülüm yiğidoğan yiğidin, ah kurban yiğidoğan yiğidin. Vay gülüm başı sevdasız olmaz, başı sevdasız olmaz, başı belasız olmaz. Vay gülüm sen neredesin neredesin, vay gülüm kaldır camın perdesin. Vay kurban alacağım ben seni, vay gülüm kalabalık yerdesin. Deli 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 kalabalık yerdesin. Vay gülüm denize dalayım mı, ah kurban denize dalayım mı. Vay gülüm bir balık alayım mı, bir balık alayım mı, bir balık alayım mı. Hele vay gülüm ay doğdu şafak attı, ah kurban ay doğdu şafak attı. Vay gülüm daha yalvarayım mı, daha yalvarayım mı. Vay gülüm sen neredesin neredesin, vay gülüm kaldır camın perdesin. Vay kurban alacağım ben seni. Mahvolduk beyler, bu kadar zarar ziyandan sonra iflastan kurtulamam. 3 ay içinde 4 defa depolarımı soydular. 2 defa fabrikada yangın çıkardılar. 5 defa da sevkiyat esnasında kamyonlarımı soydular. Gene de hiçbir düşmanınız olmadığını iddia edecek misiniz? Kimsenin günahını almak istemem. Kimseye bir kötülüğüm yok ki düşmanım olsun. Ya rakipleriniz? Herkesin işi kendine yeter. Benden kim ne istesin komiser bey? Fabrikanızı, tesislerinizi elinizden ucuz fiyata almak isteyenler olamaz mı? Bilmem. Ne dersin Atilla? Hiçbir rakibimizden veya kuruluştan böyle bir teklif almadık efendim. Haydar Bey'in en yakın adamı ve fabrikalarının müdürüsünüz. Hiç kimseden şüpheniz yok mu? Hayır. Kesinlikle hayır. Eğer bu soygunlar devam edecek olursa mal teslim edemeyecek duruma düşerim. Bu takdirde hiçbir senedimi ödeyemez ve iflas ederim. Lütfen kurtarın beni. Bize güvenebilirsiniz. Sağ olun. Müsaadenizle. Teşekkürler. Rica ederim, bırak kolumu. Babam her an gelebilir. Artık sabrım tükendi Nilüfer. No, işkence etme bana. Sana her şeyi anlattığımı sanıyorum. Ama ben... Lütfen Atilla. Çok takdir ettiğim, çok beğendiğim bir arkadaşsın. Ama bütün bunlar evlenmemiz için kâfi değil. Hele babamın bu sıkıntılı halinde... ...onu bu evlenme problemiyle üzmek istemem. İyi günler. Alo. Buyurun, ben Atilla. Evet Atilla, orada yalnız mısın? Evet Servet Bey. Ben de şimdi sizi arayacaktım. Polisler biraz evvel gitti. Şüpheleniyorlar mı acaba? Ne münasebet. Adamlarım soygunu o kadar başarılı yaptılar ki... ...en ufak bir iz bile bulamadılar. Çok iyi.
Param bende, hemen gel. Ortaklık kontratı da hazır. Sağ olun, sağ olun. Hemen geliyorum. Allah cezanı versin de. Bittim. Ay Allah cezanı versin. Ne vardı yol ortasında kazık gibi dikilip duracak? Kaç, kalk, kalk. Bir şeyin yok işte, yok bir şeyin. Canavar gibisin be. Canavar senin sülalendir. Benim indiriği kırıldı. Malım mülküm mahvoldu. Bittim, aç kaldım. Şuna bak şuna. Urfa'dan tam 3000 gaymiye almıştım bunu. Yok deve. Devemi sattım da aldım. Deşim yandım garip anam. Gurbetelerde ezilen yanam. Beni işan ettiler anam. Gınalı geldi. Allah cezanı versin be, bağırıp durma. Rezil ettin beni ya. Aldım binliği, defol git. Gınalı geldi. Başımı belaya sokma. Müdür bey kavga ediyor, yardımına gidelim, koşun.